Gorilla stomping in a zoo. Check the vocals, animal, let's get it right. Tom Ek Gaming'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4 rally oynayacağım. 4. oyunuyla yeni çıktı şu anda. Steam üzerinden 89 TL gibi bir fiyata edinebilirsiniz oyunu. Oyuna başlamadan önce grafik ayarlarımı bir göstermek istiyorum. Şu an ayarlar ultra'da. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Gama değeri. Görüldüğü üzere. Ayarlar köklenmiş durumda şu an. Free play yapacağım. Burada seçebileceğiniz 4 farklı mod bulunuyor. Land Rush, Rally Cross, Historic Rally, yani eski rally'ler. Normal rally yapacağım ben. Buradan bir tane pist ekleyebiliyorsunuz. Görüldüğü üzere devamı da geliyor. Arkasından 2, 3, 4, 5 diye devam edebiliyorsunuz yarışlarınıza. Buradan araç seçimi var. Klasman, klasman ayrılmış burada da. Şöyle eski. Şu hoşuma gitti. Şöyle bir fokus alalım. Bakalım maplerde. Avustralya var arkadaşlar. İspanya, İsveç, Amerika ve Galler var. Şu anki oyunun bize sunduğu mapler bunlar. Michigan olsun. Ha, buradan yolun uzunluğunu falan arttırabiliyorsunuz. İşte ne zaman yarışacağınızı, gece yarışı, gündüz yarışı, sabah falan. Buradan tekrar sis, yağmur gibi şeyler var, ayarlar var. Şöyle hafif bir yağmur yağsın ya. Hafif bir yağmurun zararı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Başlayalım yarışımıza. Oyunu arkadaşlar çok kısa bir süre oynadım. Onun için çok hakim değilim ama şunu söyleyebilirim ki kontrolleri zor. Aracı piste tutmak gerçekten zor. Gerçekçiye yakın bir sürüş deneyimi veriyor oyun. Evet, Amerika Michigan'dayız. Burada arkadaşlar aracınızın özelliklerini ayarlama bölümü var. İşte frenler, diferansiyel falan filan hepsi burada ayarlanabiliyor. Ben bunları çok kurcalamayacağım. Vitesin geçiş aralıklarına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani o derece bir detay var oyunda. Bunları çok kurcalamayacağım. Direkt yarışa gideceğim ben. Hey, if we want to enter more prestigious competitions, we're going to need to get a good ranking going in. Kamera modunu da şöyle bir göstereyim. İç kamera var. Dışarıdan iki farklı kamera var. Bu kameradan başlayalım. Oyunu kral ile falan oynamaya çalışırsanız çok zor oluyor. Onu söyleyeyim. Eğer PC'de oynamayı düşünüyorsanız arkadaşlar oyunu klavyede oynamak gerçekten zor. Ben şu an klavye kullanmıyorum. Kamera değiştirelim biraz. Bu kamera ideal bir kamera. Özellikle multiplayer'da en çok tercih edilen kamera. Çünkü tampon kamerası deniliyor herhalde buna. Yola en hakim olduğunuz kamera bu. Diyeceğim anda arabayı yatırdım. Çok güzel.
Güzeldi şimdi. Bu kamera modu arkadaşlar bence en ideal, oynaması da en rahat kameralardan birincisi. Ben bakmayın çok beceremiyorum şu an çünkü oyunu çok fazla oynama şansım olmadı. Ama diğer kameraya göre daha rahat kontrol edebiliriz demek. Yanlış olmaz herhalde. Böyle bir ön camdan bir kamera var. Bu da gene dış kameraya göre daha rahat oynanabilen bir kamera. Tabii bu kişiden kişiye göre de değişir aslında. Yani bazıları bu kamerada daha rahat oynar. Bazıları dış kameradan. En azından ben iç kameralardan daha rahat oynayabiliyorum. Bu da farklı bir kamera. Direkt camın iç tarafından görüyoruz. Sesleri çok iyi arkadaşlar oyunun. Özellikle araç sesleri ve yoldaki o taşlar vesaireler hepsinin sesini alabiliyorum şu an. Gayet başarılı sesler. Evet, keski bir viraj var. Gene bir kaza yaptık. Right four long, keep in, don't cut. 250. 200 over bumps. Bayağı 25.'yiz ya. Rezalet bir yarış oldu. Üst kazalarla. Left four through dip. 60. Right five, don't cut. 150. 200 over bumps. 60. Right six. Araba fazla damage almadı yalnız, o kadar takla attım falan ama kaput ezilmiş sadece, o da enteresan. İlk elim günah olmaz arkadaşlar. 24. oldum ama bir sonraki oyunda daha iyi olacağını düşünüyorum. Hemen hızlı bir yarış daha yapayım. Şunlarla yarışalım bir de ya. Opel varmış. Fiesta varmış. Beğenmedim. Opel çok ufak. Şunlar olsun. Şöyle bir Peugeot alalım bu sefer de. Michigan'ı kaldıracağım buradan. Farklı bir map'te. Şöyle bir Galler'e gidelim arkadaşlar bu sefer de. Gece yarışı yapmak istiyorum ama çok da oynayabileceğimi düşünmüyorum gece. Sis olayı falan da var. Çelebiye de heavy rain yapalım. Tam beter, iğrenç bir ortam oluşturalım ya. Tamam böyle olsun. Sal beni. Bu sefer sürekli iç kamera kullanacağım oyunda. Öbür türlü görebileceğimi düşünmüyorum zaten etraf çok. İlk defa gece yarış yapıyorum. Tougher conditions for this night stage.
Çekiş kamera. Evet, gerçekten yağmur ve gece görüş açısını çok etkiliyor. Onu söyleyeyim. Ama bu sefer kaza yapmadan daha dikkatli olmaya çalışacağım. İnanıyorum ya, bu sefer ilk üçe gireceğim. Kameradan falan oynamak imkansız yani, görüş açısına bakarsanız inanılmaz derece düşüyor. Gene kabul edilebilir ama bunu da ben beceremiyorum. Benim için en ideal kamera bu. Allah'tan takla attım. İyi gidiyorum ya şu an. İyiciyim. Gayet başarılıyım yani. Hayır ya. Hayır. Orada yol çok karışıktı. Yan duraksadım ama doğru yerdeyim herhalde. Hayır, 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 hayır. Hadi be, bir birincilik. Ablacım, jump mı jump maybe mi? Yani ben anlamadım ki, ikilemde bırakıyorsun beni. Hızımı biraz arttırırsam birinciliği gelir. Biz birincilik dedik, üçüncü olduk ya. Yanımları gibi değil.
3 dedim ama 4. bitirdik. Oyun güzel arkadaşlar. Oyun eğlenceli, biraz zor. Ama alışma sürecinden sonra tabii ki daha rahat, daha iyi skorlar elde edilebilir bir oyun olmuş. Biraz zaman harcamak gerekiyor oyun açıkçası. Çünkü çok kolay bir kontrol yok. Zor biraz oyun. Özellikle dediğim gibi klavyede oynamaya kalkarsanız çok zorlanabilirsiniz. Steam'de 89 lira gibi bir fiyatı var. Daha yeni çıktı zaten. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için.